Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Alperen Öztürk. Bugün sizlerle beraber 5000 TL altı alınabilecek en iyi fiyat performans odaklı akıllı telefonlardan bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere son zamanlarda akıllı telefonların fiyatı arttı. Bu virüs etkisinden olabilir. Onun dışında ülkemizde dolar kuru yükseldi. Birçok etmenden dolayı işte 2000-3000 liraya satın aldığımız akıllı telefonlar 5000, 6000 hatta 7000 seviyelerine kadar yükseldi. Bu yüzden ne oldu? Hani genellikle işte uygun fiyatlı, fiyat performans odaklı telefonlar tercih edilmeye başlandı. İşte genellikle Çinli markalarda, işte Xiaomi tarafında falan fiyat performans odaklı akıllı telefonlar zaten ilgi gören modeller arasındaydı. Şimdi geçtiğimiz yıllarda hani orta üst segment olarak tabir edeceğimiz modeller daha çok ilgi görürken artık giriş segment, orta segment daha çok böyle 4000-5000 TL arasında satılan akıllı telefonlar daha çok tercih edilmeye başlandı. Biz de dedik ki bu 5000 TL akıllı telefonlardan en güçlüleri, en iyileri hani piyasada tercih edilmesi en mantıklı olan modelleri listeleyelim. İşte 5000 TL altına alınabilecek en iyi 5 telefon. Listemizin ilk sırasında benim de favorim olan hem 5G hem de 5000 lira altına tercih edebilecek en iyi modellerden biri olan Samsung Galaxy M52 5G modeli. Hem 5G desteğine sahip hem de 5000 TL'nin altına satılıyor. Ve özellik tarafına baktığımızda da 5000 TL'nin fazlasını hak eden özelliklere sahip. Samsung Galaxy M52 5G modeli 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip. Aynı zamanda 5000 mAh'lik bir bataryaya sahip olduğunu da belirtelim. 6.7 inçlik bir panele sahip olan cihazın genel olarak ekranını incelediğimizde delikli ekran tasarımına sahip olduğunu görüyoruz. Ve ince bir çerçevesi var. Bu yüzden listedeki tercih edilecek ilk modelimiz Samsung Galaxy M52 5G olabilir. İkinci modelimiz Poco tarafından geliyor. Genellikle fiyat performans odaklı modelleriyle karşımıza çıkan Poco'nun X3 NFC modelinin zaten yıllar öncesinde ilgi gören bir model olduğunu biliyoruz. O zaman belki de 3000-3500 hatta yeri geldiğinde kampanyayla 2500-3000 fiyat aralığında satılan bir modeldi. Ama tabii fiyatlar arttığı için, dolar arttığı için, kaç yılda birçok şey değiştiği için fiyatlar da etkilendi haliyle. Poco X3 NFC modeli de yine 4900 civarı bir fiyat etiketine sahip. Tabii bu videoyu çektiğimiz tarihte geçerli bu fiyatlar. Belki önümüzdeki günlerde düşebilir, yükselebilir. O yüzden şimdilik fiyatların bu seviyede olduğunu belirtelim. X3 NFC modelini zaten hepimiz biliyoruz ama biraz daha ben yine bahsedeyim. Delikli ekran tasarımının olduğunu biliyoruz. Bu ekran 6.67 inç boyutunda. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla bizleri karşılıyor. 120 Hz tazeleme oranına sahip bir panel ile gelen modelin işlemci tarafında ise Snapdragon 732G yongasını kullandığını belirtelim. Geldik 3. modelimize, Redmi Note 10 S modeli. Redmi Note 10 serisi zaten yine fiyat performans odaklı akıllı telefonlarıyla karşımıza çıkıyordu. Hatta yakın tarihte Redmi Note 11 serisine ait modeller de ofisimize gelmişti. Redmi 10 S modelinde yine fiyat performans odaklı modeller arasında yer aldığını belirtelim. Fiyatı ise farklı sitelere bağlı olarak 4500 lira civarında satılıyor. Bu da tercih edilebilecek modeller arasında yer alıyor. Sonlara doğru geldiğimizde yine Xiaomi tarafından bir model geliyor. Redmi Note serisine ait Redmi Note 9 Pro modeli. Aslında bu listedeki en eski modellerden biri diyebiliriz. Ama işte kullandığı işlemci olsun, sunduğu teknolojiler olsun hala orta segment bir akıllı telefon olarak değerlendirebiliriz. Çünkü günlük kullanımı karşılayabilir, kamera tarafında beklenenin üzerinde bir model. Hani ortalama 4800 TL civarına satılan bir modele göre 5000 mAh'lik bir batarya, 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama, hani kamera tarafına baktığımızda 64 megapiksel ana kamera gibi özellikler genellikle 7000-8000 TL civarında satılan akıllı telefonlarda karşımıza çıkıyor. Bu yüzden Redmi Note 9 Pro modelini bir düşündüğümüzde hani piyasaya süreli kaç yıl oldu, tercih edilir mi falan diye ikileme düşmeyin. Hatta size bu video için güzel bir öneride bulunabilirim. Genellikle Redmi Note serisine ait modeller veya fiyat performans odaklı akıllı telefonlarda biliyorsunuz ki 3-4 yıl sonra arayüzden kaynaklı olarak donmalar meydana geliyor. Bu her arayüzde olmuyor. İşte Oppo'da olur, Xiaomi'de olmaz gibi hani net şeyler söylemiyorum. Hani bazı telefonların 3-4 yıl sonra artık yavaş yavaş arayüzünde donmalar meydana geldiğini söyleyelim. Bunun gibi durumlarda eğer telefon değiştirmeyi düşünüyorsanız, telefondan beklediğiniz verimi almıyorsunuzdur. Hani artık ya başka telefon alacağım, hani bununla devam etmem gibi bir düşünceniz varsa, cihazınızın garantisi de bittiyse size birkaç önerim olacak. Farklı bir ROM yükleyebilirsiniz telefonunuza. Tabii bu biraz zorlu bir işlem. Hani daha önceden
yükleyen biriyseniz bu tür telefonlara ROM atmak performansını yükseltebilir. Bunun dışında downgrade yapabilirsiniz. İşte siz telefonu aldığınızda Android 9 ile gelmiştir ama 11'e 12'ye kadar yükselmiştir. Bu 11'e 12'ye kadar olan süreçte diyelim ki sizin telefonunuzda 4 GB RAM var ama Android 12 daha fazla RAM tüketiyor. Yani bunun gibi durumlarda telefonunuzun eski sürümlere geri dönmesi gerekebilir. İşte bununla alakalı gerekli araştırmayı yaptığınız takdirde downgrade işleminde kolay olduğunu söyleyelim zaten. Bu yüzden yıllardır kullandığınız bir telefon varsa ve artık ufak tefek sorunlardan dolayı telefon değiştirmek istemiyorsanız downgrade de önemli bir çözüm olacaktır. Geldik listemizin son modeline, Xiaomi Mi 9T. Şimdi genel olarak listeyi incelediğimizde hep Çinli markaların olduğunu görüyoruz. Bir tane Samsung vardı. O da listemizin ilk sırasında ve en çok tercih edilecek model. Ki genel olarak şimdi ben de fikirlerimi söyleyecek olursam listedeki tek 5G destekli modelin yine Samsung Galaxy M52 5G olduğunu belirtelim. Bunun dışında zaten 5000 TL altında öyle özellikleri olan telefonlar da kalmamış. Hani o yüzden M52 5G bir listemizin başında dursun. Diyorsanız ki ben 4000-4500 TL'ye kadar da düşerim diyorsanız listemizin 2-3-4. Sırasını zaten söyledik. Peki şimdi geldik 5. modele. 5. model için ise şunu söyleyebiliriz. Ben orta segmentin üst basamaklarına hitap eden, amiral gemisine yakın bir model istiyorum diyorsanız ve bunun için yalnızca 5000 liralık bir bütçeniz varsa alınabilecek en mantıklı model Xiaomi Mi 9T'dir. Çıkalı belki de 2 sene oldu. Üzerinden 2 model geçti. Xiaomi 10T çıktı, 11T çıktı. Evet ama o zaman da orta segmentin üst basamaklarına hitap eden bir model olduğu için İşlemci tarafında bekleneni karşılıyor. Kamera tarafında karşılıyor. Tam ekran hissiyatı, pop-up kamerası gibi birçok tasarımsal ince detayı var. 6 GB RAM, 128 GB dahili depolamayla geliyor. İşlemci tarafına baktığımızda Qualcomm imzalı Snapdragon 730 işlemcisi var. Zaten buna benzer işlemciler piyasadaki orta segment akıllı telefonlarda satılıyor. Yok Snapdragon 732G dedik. Zaten arasında farklar yok ama burada tasarımsal olarak tam ekran hissiyatına sahip bir model var. Hani bu yüzden hani illa diyorsanız ki ben piyasada Redmi Note serisi model görmek istemiyorum veya artık daha farklı bir seri istiyorum diyorsanız tam ekran hissiyatını size yaşatan Mi 9T modelini tercih edebilirsiniz. Evet, bu videoda sizler için 5000 TL altına alabileceğiniz en iyi 5 fiyat performans odaklı akıllı telefondan bahsettik. Eğer bu listede olmayan modeller, hani sizin de söylediğiniz bak bu modeli unuttun ya da işte bu model de listenin arasına girebilecek güçte bir telefon. Biz de o cihaz hakkındaki düşüncelerimizi yorum kısmında belirtelim ve yorumun altına tartışalım. Önümüzdeki günlerde farklı videolarda karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. O zamana kadar bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.